Sosyal Hasarcı kanalına herkese merhaba. Bu kanalımızın ilk videosu. Umarım hayırlısıyla çok güzel şeyler olmuş olur. Bu video serimizle temel sigortacılık ve sigortacılık kanunu ile ilgili mevzuatlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle sigorta tarihçesiyle başlamış olalım. İki alanda incelemiş olacağız. Dünyada sigortanın tarihini ve Türkiye'deki sigorta tarihini incelemiş olacağız. Dünyada sigortanın tarihiyle başlamış olalım. Sigortacılığa benzer ilk uygulamalara yaklaşık 4000 yıl önce Babil'de rastlanmaktadır. Kervan tüccarlarına borç veren sermayedarlar, kervanların soyulması veya fidye ödeme durumları ile karşılaşması halinde tüccarların borçlarını silmekte, buna karşılık borcu tüccarlardan geri aldıkları zaman taşıdıkları riskin karşılığı olarak ana borç miktarı üzerinden bir miktar para almaktaydılar. Bu uygulama Kral Hammurabi tarafından yasal hale getirildi ve haydutların saldırısına uğrayan kervanların zararlarının bütün diğer kervanlar arasında paylaşılmasını öngören düzenlemeler yapıldı. İlk denizci uluslardan Kartacalılar, Romalılar ve Yunanlılar arasında da geminin taşıdığı yük üzerine borç verip geminin limana varamaması riskini üstlenen kişiler bulunmaktaydı. Modern anlamda sigorta işlemlerine ise deniz ticaretinin en çok geliştiği ülke olan İtalya'da 14. yüzyılda rastlanmaktadır. Deniz sigortası kavramı ilk defa İtalya'da ortaya çıkmıştır. İlk sigorta poliçesi olarak kabul edilen belge 1347'de İtalya'nın Genova limanından Mallorca'ya Santa Clara adı geminin yükünü temin etmek amacıyla düzenlenmiştir. İlk sigorta şirketi de 1424 yılında yine Cenova şehrinde kurulmuştur. Denizde gelişen sigortacılık daha sonra hayat sigortası fikrinin doğmasına neden olmuştur. İlk uygulama 17. yüzyılda görülen tontin denilen sistemdir. Bu sisteme göre belirli kişiler bir araya gelerek belirlenen bir süre içinde ortaya belirli bir para koymakta, süre sonunda hayatta kalanlar parayı aralarında paylaşmaktaydı. Bu sistemi rağbet görmesinin en önemli sebebi insanların çoğunun kendilerinin başkalarından daha uzun yaşayacağını düşünmesiydi. Bu uygulama hayat sigortacılığına geçişte başlatmış oldu. Daha sonra 17. yüzyılda Londra'da meydana gelen ve 13.000 evle 100 kilisenin kül olmasına yol açan Büyük Londra yangını halk üzerinde büyük etki yaratıp bu tip felaketlerin sonuçlarına karşı önlem alınması ihtiyacını ortaya koydu. Bu olay da kara sigortalarının temelini oluşturmuştur. 1688 yılında ise İngiltere'nin başkenti Londra'da Lloyd's'un temellerinin atılmasıyla sigortacılıkta yeni bir dönem başlamıştır. Edward Elliot adında bir kişinin işlettiği kahvehane, sefere çıkan gemi veya geminin yükü üzerinde teminat veren kişilerin belgeler düzenleyerek faaliyette bulunduğu bir yerdi. Edward Lloyd'un ölümünden sonra bu kişiler kendi aralarında Lloyd's adında bir topluluk kurmuştur. Lloyd's bir sigorta şirketi olmayıp sigorta teminatı veren şahısların oluşturduğu bir topluluk, bir birlik ve aynı zamanda dünya gemicilik istihbaratı konusunda bir merkezdir. 19. yüzyılda yangın sigortaları İngiltere'den Avrupa'ya ve Birleşik Amerika'ya yayılmıştır. 20. yüzyılda ise sigorta daha da gelişmiştir. Gelelim Türkiye'deki sigortanın tarihine. Türkiye'de sigortanın tarihi 1850'lerde Avrupa'da faaliyet göstermeye başlayan sigortacılar Osmanlı Devleti topraklarında da acentelikler kurmaya başlamıştırlar. Bu acentelikler tamamen azınlıklar tarafından yönetilmekte, poliçeler genellikle Fransızca yazılmakta, prim hiçbir tarife veya sisteme bağlı olmamaktaydı. Sigortayı satın alanlar da çoğunlukla azınlıklar ve burada oturan yabancı uyruklu kişilerdi. Zaman içerisinde şikayetlerin artmasıyla acentelere çalışmak için ruhsat alma zorunluluğu getirilmişti. Osmanlı Devleti'nin de sigortacılığın 1870 yılında Beyoğlu semtinin büyük bir kısmını tahrip eden Beyoğlu yangınından sonra başladığı görülmektedir. Bu dönemde sigortacılık sektörü tamamen yabancıların hakimiyetinde olup tamamı yerli sermaye ve iş gücüyle çalışan bir sigorta şirketi bulunmamaktaydı. Kurulan ilk şirket Osmanlı Bankası, Tütün Rejisi ve Duyunu Umumiye İdaresi'nden bir sermaye grubunun ortaklığındaki 1893 tarihli Osmanlı Umum Sigorta'dır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla yerli sermayenin güçlenmesi hedeflenmiştir. Bu dönemde bankaların, tüccar ve sanayicilerin yerli sermayeye dayalı güvenilir bir sigorta şirketine ihtiyaç duymaları üzerine 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk talimatıyla Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi kurulmuştur. Bu şirket, Cumhuriyet döneminde tamamen yerli sermaye ile kurulan ilk sigorta şirketidir. Değerini bilmeliyiz. 1927 yılında sigortacılığın ve sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki kanun yürürlüğe girdi. Bu kanun, yerli ve yabancı sigorta şirketlerinin denetlenmesi, döviz çıkışının önlenmesi amacını taşımaktaydı. Yine bu dönemde, 1929 yılında sigortacılığın millileştirilmesine zemin hazırlamak, sigorta şirketlerinin mali yapısını desteklemek, iş kabul kapasitelerini arttırmak ve riskin dağıtılmasını sağlamak amacıyla Milli Reasonans kurulmuştur. 1959 yılına geldiğimizde 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu yürürlüğe girmiştir. 1980'li yıllardan itibaren sigorta sektöründe liberalleşme çalışmaları başlamış, piyasaya giriş çıkışlar daha serbest hale gelmiştir. Mali bünyeyi güçlendirici önlemler alınmasına çalışılmıştır. Bu dönemde şirket sayısı hızla artmıştır. 1994 yılında Sigortacılık Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Aynı kanunla ayrıca Sigorta Murakabe Kurulu, Sigorta Denetleme Kurulu adı altında Hazine Müsteşarlığı Merkez Denetim Birimleri arasına dahil edilmiştir. Sigortacılık sektörü günümüzde Hazine Müsteşarlığı bünyesinde söz konusu iki birim tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektedir. 2001 yılına geldiğimizde Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kabul edilmiştir. 2007 yılında ise 7397 sayılı kanun yürürlükten kaldırılarak 5684 sayılı sigortacılık kanunu yürürlüğe girmiştir. Sosyal Hasarcı kanalımızın ilk videosunu burada sonlandırıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.